Merhaba arkadaşlar. Bugün Kutsal Kitap'ta da bulunan İsrailliler Kenan ülkesine neden giremediler adlı konuyu işleyeceğiz. Dersimize geçmeden önce ezber ayetimize bakalım. Ayet Çölde Sayım Kitabı 14. bölüm 9. ayet. Ancak Rab'be karşı gelmeyin. Orada yaşayan halktan korkmayın. Onları ekmek yer gibi yiyip bitireceğiz. Koruyucuları onları bırakıp gitti. Ama Rab bizimledir. Onlardan korkmayın. Tanrı İsrailleri gündüz bulut ve gece ateşle yol göstererek onları atalarına söz verdiği topraklara, yani Kenan ülkesine doğru götürüyordu. İsrailliler vaat edilen ülkeye doğru yolculuklarına tam başlayacaklarken Tanrı sayım yapılmasını buyurdu. Sayıma 20 yaş üzerindeki tüm erkekler dahildi. Sayımın sonucu 603.550 kişiydi. Her şey Tanrı'nın söylediği gibi ve onun planına göre oldu. Tanrı Musa'ya şu buyruğu verdi. İsrail halkına vereceğim Kenan ülkesini araştırmak için bazı adamlar gönder. Her oymaktan bir önder gönder. O toprağı size vereceğim. Musa Rabbin buyruğuna göre Kenan ülkesini araştırmak üzere 12 oymaktan 12 kişi seçti. Onları göndererek nasıl bir ülke olduğunu, orada yaşayan halkın güçlü mü, zayıf mı, çok mu, az mı olduğunu öğrenin. Toprak nasıl? Elinizden geleni yapıp orada yetişen meyvelerden getirin. 12 oymaktan seçilen 12 kişi Kenan ülkesini araştırmak üzere gizlice oraya girdiler. Musa'nın buyruğuna göre ülkeyi 40 gün dolaşarak ülkenin her yerini araştırdılar. 40 gün sonra adamlar ülkeyi araştırmaktan döndüler. Musa ile Harun'un ve İsrail topluluğunun yanına geldiler. Onlara ve bütün topluluğa gördüklerini anlatmaya başladılar. Araştırıp geldikleri ülkenin ürünlerini gösterdiler. Bizi gönderdiğin ülkeye gittik. Gerçekten süt ve bal akıyor orada. İşte ülkenin ürünleri. Ürünleri gören herkes ürünlerin büyüklüğü ve güzelliği karşısında şaşırdı. Ama ürünleri gösterdikten sonra ülkeyle ilgili olumsuz şeyler anlatmaya başladılar. Ancak orada yaşayan halk güçlü, kentlerin de çok büyük duvarları var. Biz onları asla yenemeyiz. O sırada Kaleb, Musa'nın önünde halkı susturup, ''Hiç korkmayın, yılmayın. Oraya gidip ülkeyi ele geçirelim. Kesinlikle buna yetecek gücümüz var.'' dedi. Ne var ki diğer adamlar, ''Bu halka saldıramayız. Onlar bizden daha güçlü. Biz onları asla yenemeyiz.'' dediler. Bunun ardından İsrailliler arasında kötü haber yayarak, ''Boydan boya araştırdığımız ülke, içinde yaşayanları yiyip bitiren bir ülkedir. Üstelik orada gördüğümüz herkes uzun boyluydu. Onların yanında kendimizi çekirge gibi hissettik. Onlara da öyle göründük.'' dediler. Bunu duyan halk hayal kırıklığına uğradı. O gece bütün topluluk yüksek sesle bağırışıp ağladı. Bütün İsrail halkı Musa ile Harun'a karşı söylenmeye başladı. Keşke Mısır'da ya da bu çölde ölseydik. Rab neden bizi bu ülkeye götürüyor? Mısır'a dönüp orada kölelik yapmak bizim için daha iyi değil mi? Kendimize bir önder seçip Mısır'a dönelim, dediler. Bunun üzerine Musa ile Harun, İsrail topluluğunun önünde yüzüstü yere kapandılar. Ülkeyi araştıranlardan Yeşu ile Kalev giysilerini yırttılar ve şöyle dediler. Araştırdığımız ülke çok iyi bir ülkedir. Eğer Rab bizden hoşnut kalırsa o ülkeye bizi götürecek ve orayı bize verecektir. Ancak Rab'be karşı gelmeyin, orada yaşayan halktan korkmayın. Rab bizimledir, onlardan korkmayın. Bunu duyduktan sonra İsrailliler, Yeşu ile Kalev'i taşa tutmayı düşünürken, ansızın Rab'bin görkemi buluşma çadırında bütün İsrail halkına göründü. Kötü haber yayarak bütün halkın Rab'be söylenmesine neden olan bu adamlar, Rab'bin önünde ölümcül hastalıktan öldüler. Gidenlerden Rab'be inanan ve onun vaadine güvenen Yeşu ile Kalev sağ kaldı. Tanrı kendisini Mısır'da ve çölde gösterdiği belirtileri görüp de onun vaadine ve gücüne inanmayan İsraillerin atalarına söz verdiği Kenan ülkesine girmelerine izin vermedi. Ama Rabbin vaadine
ve onun gücüne inanan Yeşu ile Kalev, Kenan ülkesine girebildi. Arkadaşlar, Tanrı'nın sözüne inanıyor musunuz? Onun gücüne güveniyor musunuz? İsraillerin hatası neydi? İlk önce Tanrı'nın sözüne, yani onun vaadine inanmadılar. Rab onların atalarına söz verdiyse bunu mutlaka tutar. Ama İsrailler Rab'bin sözüne ve onun her şeyi gücünün yeteceğine inanmadılar. Arkadaşlar, Tanrı'nın sözüne inanmalıyız ve onun gücüne güvenmeliyiz. Tanrı her zaman bizimle birlikte ve bize yardım edecek. Buna inanalım.